Herkese selamlar arkadaşlar. 29 Ağustos 2020 iddia tahminlerinde verdiğim 3 maç başarılı şekilde gelmiştir. Kazanan arkadaşlara tebrikler. Şimdi o maçlar hakkında konuşalım biraz. Arsenal maçına KG var dedim. Şu an Kangal Tips açık oradan mesajlar geliyor. Arsenal maçına KG var dedim. E, geldi. Östersund maçına 0-1 çifte şans verdim. Biraz bankoya gittim. Ama maç 1'i de hatta sıfırdan biri de deneyebileceğinizi söylemiştim sizlere de. MS1 bitti zaten. O da güzel bir şekilde geldi. Rangers maçında da KG yok dedim. Zaten ev sahibi kırmızı kart gördü ikinci yarıda. o da KG yok da başarılı bir şekilde geldi. 3 maçlık kuponumuz geldi. Şöyle kazanan arkadaşlardan 2-3 tanesini Instagram hesabında attım. Hatta burada da paylaştım zaten. katıl butonu hakkında da şimdi söyleyeceğim. Şöyle göstereyim. 0-1 çifte şans, KG var ve KG yok şeklinde 55 liraya 150 TL gibi bir miktar almış. 90 TL 245 TL gibi bir miktar almış. Eyvallah kardeşim almış bu da eyvallah şimdi biz de buradan söyleyelim. Ee, böyle kuponlar gelmiş daha 20 tane daha mesaj var. Gelen mesajlar var burada. Ee, bir sürü mesaj cevaplayacağım şimdi onlarda videodan sonra zaten hemen. Katıl butonunda da iki tane maç vermiştim. Hatta direkt katıl butonundan göstereyim sizlere. İki kupon vermiştim arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Şimdi nasıl katılabilirsiniz onu göstereyim. YouTube'a girdiniz, Katıl yazıyor. iPhone telefonlarda gözükmüyor. YouTube'un problemi tamamen bizlik bir şey yok arkadaşlar. Bilgisayardan veya Android telefonlardan girip oradan YouTube hesabınıza girip katılabilirsiniz. Katıldıktan sonra 15, 30 ve 60 TL'lik şeyler var. 30 ve 60 hepsini görebiliyor maçların. Burada iki tane maç verdim. Fransa kuponu ve günün düşük oranlı kuponu şeklinde vermiştim. Daha banku şeklinde. Düşük oranlı da Rennes maçına 1.5 üst verdim direkt maç sonu. Nice, maç, nice maçına ise Nice maçına diyelim. Bunun okunuşu böyle. Direkt 3.5 alt verdim. Rennes'in maçı geldi. 1.5 üst geldi. Diğer Fransa kuponunda da Rennes'in MS1 1.5 üst verdim. 2.30 gibi bir orandan geldi. E, maçına da aynı yani Nice maçına da 2.5 alt verdim. Şu an o maçlar da devam ediyor. Rennes 2-1 yendi galip geldi. Nice maçı da 0-0'lık devam ediyor. O maçı da alt verdik. E, banka kuponumuza da 3.5 alt verdik. O da katıl butonunda da böyle güzel gidiyoruz. Yani zaten ne zamandır güzel gittiğimizde zaten Katılan arkadaşlar biliyor 150 kişiye yakın var zaten bunları da size söylüyorum Buradan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar katılarak Her gün düzenli olarak da minimum 2 tane kupon veriyorum Ligler açılsın burada şov yapacağız Gerçekten ben günlük 5 kupon bile düşünüyorum yani öyle söyleyeyim Kupon şeklinde veriyorum Kupon şeklinde vermem de ayrıca güzel e, mal şeklinde veya kupon şeklinde nasıl verdiğimi zaten takipçiler söyledi. "De kupon şeklinde verirsen daha güzel olur." dedi katıldaki arkadaşlar. Ben de artık genelde ikili kombine yapıyorum. O şekilde veriyorum maçları. Geçelim fazla söze gerek yok. 30'un arkadaşlar sizler için 4 tane maç seçtim. Fakat maçların oranı yüksek. Toplam 12 oranı vuruyor. Sistem 3 4 şeklinde oynayacağız. Bakın bugün kazandık. Yarın çok fazla basmayın. Ben oranları yüksek vereceğim bilerek çok fazla basmanızı önermiyorum. Çünkü hepsine taraf bahisi ve hem taraf bahisine gideceğim hem de alt üst şeklinde gideceğim. E, 4 maçın analizini yaptım. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. 4 maçlık sistem 3-4 şeklinde. Videonun sonunda da kuponu zaten nasıl oynayacağınızı da göstereceğim arkadaşlar. Sistem 3-4 şeklinde oynayacağız. 4 maç oranlar yüksek. 3 tanesi gelse bile minimum bastığımızdan biraz daha fazla alacağız arkadaşlar. O şekilde ayarladım sizler için. İlk maçımız Marsilya maçı. Marsilya maçında şöyle diyeyim ben size. Bu maç kulikte böyle bazen hata veriyor. Bizi cinnet geçiriyor. Mobil veriye geçelim hemen. Şöyle geçeyim mobil veriye. E, Marsilya maçında şöyle bir şey var arkadaşlar. Marsilya daha ligde maç oynamadı. Ev sahibi maç oynadı. Ev sahibi maçta ise ilk maçında 4-0 gibi net bir skorla yenildi deplasmanda ve kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gören oyuncu da defans oyuncusu. 77'de ilk 11'den kırmızı kart gören pardon e, bakayım. Kırmızı kart oyuncusu defans oyuncusu olması lazım. Burada göstermiyor. Ben ona bakmıştım zaten. Cezalı olarak olarak da gözüküyor. Marsilya ise şu anda ligde maçını oynamadı ilk maçını oynayacak. Marsilya da sakat cezalı olarak baktığım zaman sakat isim olaraktan kimse gözükmüyor arkadaşlar. Sakatis'in Marsilya tarafında yok. Oranı da 1.90'da 1.85'e düşmüş arkadaşlar. Ben yaklaşık 2 saat önce bu maçlara bakmıştım. 1.90 oranı vardı 1.85'e düşmüşler. Ev sahibini de dediğim gibi defans hattında cezalı var. Kırmızı kart gördü. Ve aynı şekilde 2 tane daha defans hattında sakat oyuncusu var. E, Marsilya'da benim en beğendiğim oyuncu Dimitri Payet arkadaşlar. Payet şovunu yapar uzaktan şu çekmeyi seven bir futbolcu olduğunu söylemek istiyorum. E, ee, o yüzden Mars ile ben bu maçı kazanır şeklinde bir bahis alacağım. Sistem 3-4 şeklinde. MS 2-4.5 alt yaparaktan da bahisimizin oranını güçlendireceğiz. MS 2-4.5 alt oranı 2.05 gibi orandan. Zaten videoda söyleyeceğim sizlere de, e, kuponunu da göstereceğim az sonra. Sistem 3-4 oynayacağız. Maç sonu 2 şeklinde direkt deneyebilirsiniz. Fakat ben direkt Marsilya'nın kazanacağını düşünüyorum. Marsilya hazırlık maçları oynadı. Onu da söyleyeyim. Bayern Münih'e 1-0 yenildi son hazırlık maçında. Nimes'le maç yaptı 1-0 yendi 9 Ağustos'ta. O maçı son 5 maçına düşmemişler. Maçları zaten gole, atan isim de belli değil. Yani halı saha mı yapmışlar? Ne yapmışlar kendi aralarında? Fakat Nesine devam şu an ekranda bilgisayarda önümde açık. O şekilde gözüküyor. Ev sahibi dediğim gibi 4-0 yenildi. İstatistik olarak da iyi bir futbol çıkardığını söylemek gerekir. Yani %55 olarak da üstün. Fakat 4-0 gibi net bir skorla yenildi. Ben Marsilya'nın ilk maçından galip gelebileceğini düşünüyorum. Maç sonu 2 4 buçuk alt şeklinde bu maçı değerlendirdim. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız Basel Young Boys maçı. Young Boys'un oranı 1.80 gibi oran vardı. Bu oran ya arttı ya azaldı. Tam hatırlamıyorum baktığım zaman. Beraberlikte 3 10 Basel galibiyetini 2.95. Ayrıca bu final maçı arkadaşlar şuradan da göstereyim. İsviçre Kupa final maçı. Young Boys nasıl bir takım? Şöyle söyleyeyim. Gelene 4, gidene 5 atıyor. <laughs> Öyle söyleyeyim sizler. Çok güzel bir takım. Young Boys ile Bodo benim bu Young Boys, Bodo, Malmö, Molde. Bu 4 takıma ben genelde taraf bahisi girerim arkadaşlar. E ee, Young Boys da dediğim gibi bir taraf bahsedeceğim. Basel boş takım mı? Değil. Fakat Young Boys daha iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum. Basel de kendi evinde bir üstünlük kurmuş açıkçası Young Boys'a karşı. Son 5 maçına baktığımız zaman Basel'in kendi evinde bir üstünlük var. En son oynadığı maçta da 3 kelik gibi bir skorla galip e, gelmiş Basel takımı. Son maçında da 6 tane attı. Ondan önce şartlardan 4 tane yedi. Ama Young Boys'un ben biraz daha kontrollü futbol oynayaraktan bu maçta ben açıkçası bir galibiyet düşünüyorum. Final maçı kontrollü bir futbol oynayacaklardır. Berabere bitebilir mi? Bitebilir. Fakat ben taraf bahsini aldım. Taraf bahsinden değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler açıkçası. E, MS2 4.5 al şeklinde aldım. Bunu da aynı şekilde 2.35 şekli orandan. E, sistem oynayacağımız için 3 tanesi gelse bile bir miktar para kazanabileceğimiz için o yüzden biraz rahat şekilde aldım. Dediğim gibi bu kupona çok fazla para basmanızı önermiyorum. Kazandığınızın hepsini basmanızı kesinlikle önermiyorum. Çok fazla basmayın. Zevkine keyfi bir 30 Ağustos kuponu çıkartalım sizlerle. Young Boys maçında sakat var mı diye baktığım zaman her iki takımda sakat olarak gözükmüyor. MS2 4.5 altını sizlere önerdim. Diğer maçımız Bodo maçı. Bodo maçı da gollü bir maç bizi bekliyor. Fakat MS2 1.5 üstün oranı 1.65. O yüzden hiç uğraşmadım. Direkt maç sonu 2 şeklinde ben bu maçı aldım. Bodo zaten Ligde baktığınız zaman 53 gol atıp 18 tane gol yemiş yani ligde. Ligde çok iyi gidiyor. Maçta da ev sahibine zaten şu an namahalık gidiyor. 2 beraberliği var sadece. Beraberliklerinin ikisini de deplasmanda aldı. Fakat ev sahibinin durumu pek iyi değil. Bodo zaten genelde galip geliyor bu takıma karşı. O yüzden Bodo zaten genel olarak iyi bir takım olduğunu söylemek gerekir. Ev sahibi son maçında 4 tane yedi. Moraller bozuk. Bir dört tane de Bodo atar mı atar arkadaşlar. Direkt taraf bahsinde Bodo'yu aldım ben. 4 maçı da taraf bahsi girdim. Taraf bahsi oynamak risklidir. Onu da söyleyeyim. O yüzden çok fazla basmanızı önermiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. 5 kere söylemişimdir bu videoda. Direkt maç son ikiye aldım bu maçta da. Diğer maçımızdan Malmö maçı. Malmö'de gollü bir maç bekliyorum Malmö maçında. 1.50 gibi bir oranı var. Malmö'nün beraberlikle 3.40. Maç sonu 2'ye 3.90. Deplasman takımı son maçlarda berabere kaldı. Kırmızı kart gördüğü oyuncusu aynı şekilde yenildi. Malmö'de de Malmö deplasmanına geliyor. Ray Ramik abi şöyle baktığımız zaman defans oyuncusu arkadaşlar 23 yaşında. Kırmızı kart cezalı durumu şu an önümde ekranda da açık bakayım ceza duruma düşmüş aynı şekilde aynen öyle. Ee, Malmö'de iki tane şüpheli oyuncusu var. Kalecisi şüpheli durumda ve 2 gol 3 asistli oyuncusu forveti o da şüpheli durumda deplasmanda işte sakatlığı süren Rami Kaybik ve aynı şekilde kırmızı kart görmüş zaten. E, bu maçtan maç sonu 1 ve 1.5 üstü aldım. 1.65 orandan. Kuponun son halini direkt sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle 3 tane maç en düşük oranlı 3 maç gelse bile 54 TL para alırız. Kazandığımızı bastığımızdan 4 lira kar etmiş oluruz. Kar kardır şüphesiz. E, sistem 3-4 bakın. Sistem şu an tıkladığım yeri görüyorsunuz. Sistem 3 4 şeklinde oynayabilirsiniz. Direkt misli atarsanız fazla verir. Verir. Misliyi ben 10 misli yap, yaptığınız zaman 50 TL gibi bir miktar varıyor. 50 TL atılır mı? İsteyenler 20 TL atsın. Fark etmez. Tercih sizinle 4 misli yap, 20 TL at. Ama dediğim gibi 50 TL'den fazla basmanızı önermem benim maçlarım bu şekilde. Tepsine taraf bahsi gittik. Dediğim gibi taraf bahsi her zaman riskli olacaktır arkadaşlar. Bu arada şöyle söyleyeyim. Ee, 30'unda verdim. 31'i 1'i ve ikisinde galiba sadece katıl butonuna maç vereceğim. Bültene baktım. Çok fazla maç yok o yüzden. O şekilde katıl butonuna katılırsanız sizler için Faydalı olacaktır. Orada da günlük kuponlarımızı veriyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz. Kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hep birlikte kazanalım. Ben kesinlikle sizin kaybetmenizi istemem. Hep birlikte kazanalım. O yüzden bu kupona da çok fazla girmeyin. Hepsine taraf girdik çünkü. Biraz çekiniyorum bu kuponda. Bir 20-50 TL'de ben ateşleyeceğim açıkçası. Değerlendirebilirsiniz. Bu 4 maçı. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Video Yorumlarda da bu maçlar hakkında sizin yorumlarınızla fikirlerinizi belirtin. Ayrıca sevinirim. Herkese başarılar. Görüşmek üzere.